Tarafların İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından Rusya-Ukrayna savaşında barış umutları daha da arttı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıklamasında olumlu sinyaller alıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ise Rusya'nın bundan sonraki tavrını izleyeceklerini duyurdu. İstanbul'da gerçekleşen barış müzakereleri Ukrayna-Rusya çatışmasında barış umutlarını artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski müzakerelerden olumlu sinyaller alıyoruz açıklaması yaptı. Müzakerelerden duyduğumuz sinyaller olumlu diyebiliriz ancak Ukraynalılar saf değil. 34 günlük saldırılarda ve 8 yıldır Donbas'ta süren savaşta sadece sonuca güvenmeyi öğrendik. ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'deki müzakerelerini izlediklerini ve Rusya'nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini açıkladı. Biden, bir gazetecinin Rusya'nın Kiev ve Ukrayna'nın kuzeyindeki başka bir şehirde askerlerini azaltacağı açıklamasına ilişkin görüşünüz nedir sorusuna şöyle yanıt verdi. We'll see. Rusya'nın eylemlerini görene kadar herhangi bir şey söyleyemem. Dediklerini yapacaklar mı göreceğiz. Bugün Türkiye'de müzakereler oldu. Ben de NATO ortaklarımız Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüştüm. Rusların önerisinin ne olduğunun görülmesi konusunda bir fikir birliği var. Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Johnson'la telefonla görüştüğünü duyurdu. Açıklamada, liderler Ukrayna'daki acımasız saldırılarından dolayı Rusya'ya bedel ödetmeye ve bu haksız, sebepsiz saldırıya karşı kendisini savunmak için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler ifadelerine yer verildi. <laughs> İstanbul'daki görüşme sonrasında Rusların Kiev ve Çerniv'deki birliklerini çekeceği yönündeki bilgilerin bir aldatmacı olduğu da iddia edildi. Ukrayna Genel Kurmayı Rus birliklerinin çekilmesinin bir aldatmacı olduğunu açıkladı. Açıklamada çekilmelerin büyük ihtimalle birlik rotasyonu olduğunu ve Ukrayna ordusunun nereye konuşlanacakları konusunda aldatmayı amaçladığı belirtildi.